Akıllı teknolojilerin birçok özelliğinin yanında sıra dışı kişiselleştirme yöntemlerini de anlattığım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu hafta iPhone'ların hem kilit ekranını hem de ana sayfasını dilediğiniz gibi ama eskisi gibi yarım yamalak değil, gerçekten de her şeyiyle kişiselleştirebileceğiniz harici uygulama alternatiflerini sizler için bir araya getirdim. Sonunda bir sürü güzel alternatif çıkınca da videoyu ikiye bölmek zorunda kaldım. Dolayısıyla ilk bölümün uygulamaları ile hemen başlayalım. Tekrar merhabalar, umarım keyfiniz ve hepsinden de önemlisi sağlığınız yerindedir. Bölümdeki tüm alternatiflerin indirme linklerinin açıklamalarda olduğunu da hatırlattıktan sonra başlangıcı hızlıca benim de favorim olan kilit ekranına uygulama kısa yollarını eklememizi sağlayan Lock Launcher ile yapalım. Uygulama ilk açıldığında karşınıza Add Action sekmesiyle kısa yolları ekleyebileceğiniz ekran geliyor. Hem kilit hem de ana ekranda kullanabileceğiniz widget'ın içerisinde yer alacak uygulama adedini sütun ve satır sayısına kadar yine herhangi bir sınırlama olmadan belirleyebiliyorsunuz. Tüm bu işlemleri kilit ekranı için ayarlardan Live Activity sekmesini açarak, ana sayfa widget'ı içinde hemen altındaki Home Screen Widget sekmesinden gerçekleştirebilirsiniz. Uygulamanın tek eksisi bu alana eklenebilen alternatiflerinin sınırlı olması. Ekleyebileceğiniz bütün uygulama kısa yol seçenekleri, Discover sekmesinde bulunan sistem ayarları, Apple uygulamaları, sık kullanılan uygulamalar, VPN çeşitleri, araç kilitleri gibi kategorilerin içerisinde yer alıyor. Açıkçası arayıp da bulamadığım bir seçenek benim tarafımda olmadı. Ama siz bir eksik tespit ederseniz ya kestirmeler uygulamasından orijinal logosuna benzer bir ikon seçebilir ya da direkt uygulamanın kendi orijinal logosunu kullanmak isterseniz de firmadan talepte bulunabilirsiniz. Türkçe dil desteği bulunmayan uygulamayı marketten ücretsiz olarak indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Ama ben 20 lira gibi artık eskisi gibi yüksek sayılmayan bir fiyat karşılığında tüm özelliklerini satın almayı tercih ettim. Size de öneririm. Bu arada ara ara kilit ekranındaki widget kaybolabiliyor. Bunu tekrar yerine getirmek için Settings'ten Live Activities'e girip bir kere kapatıp açmanız yeterli. İkinci sırada ana sayfanızı logosu, widgetleri veya arka planı yani her şeyiyle özelleştirebileceğiniz Color Widgets var. Uygulama yine açıldığında Themes sekmesinden kategorilere ayrılmış bir şekilde birbirinden cazip bir sürü seçeneğe ulaşabiliyorsunuz. Bunları ister her şeyiyle paket olarak indirebilir, isterseniz de widgetleri veya ikonları tek tek indirebilirsiniz. Mesela bayraklar bölümünden Türkiye'yi seçebilir, hazır Dünya Kupası oynanıyorken toplu ikonları tercih edebilir veya zevkinize göre mesela sırf siyah veya sarılı siyahlı ikonları kullanabilirsiniz. Her bir paket içerisinde ortalama 50-60 civarı en çok kullanılan uygulamaların simgeleri bulunuyor. Yapmanız gereken sadece profil dosyalarını indirip telefon ayarlarından indirilen profilleri telefonunuza yüklemek o kadar. Bu arada her bir ikona basınca uygulamalar yarım saniyeden az bir sürelik gecikmeyle açılıyor. Çünkü önce kestirmeler uygulamasını açıyor, sonra da uygulamayı açıyor. Türkçe dil desteği bulunmayan uygulamayı marketten ücretsiz olarak indirip bedava seçenekleriyle hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Mesela ekranda gördükleriniz tamamen bedava seçenekler. Ancak üzerine Pro ibaresi bulunan tasarımları da isterseniz ücret ödemeniz gerekiyor. Sıradaki uygulamaya geçmeden önce kanalda özellikle Apple ekosistemine ait birçok içeriği bulabileceğinizi eklemek istiyorum. Kendim yaptım diye demiyorum. Hepsi birbirinden faydalı ve orijinal içeriklerle dolu. Merak edenler için kısa yolları hem açıklamalara hem kartlara hem aşağıya açıklamalara ekledim. Eğer bugünkü içeriği de şimdiye kadar beğendiyseniz kanala abone olmanızı önerebilirim. Şimdiden teşekkürler. Üçüncü sırada yine hem kilit hem ana ekran hem de Apple Watch ekranını özgürce kişiselleştirebileceğiniz bir alternatif olarak Widgie var. Uygulama içerisinde önceden hazırlanmış olan bir sürü konsepte ve boyutta widget tasarımları bulabilirsiniz. Üstelik beğendiklerinizi kendi kütüphanenize ekledikten sonra renk, arka plan ve hatta bileşenler bazında bile değiştirebiliyorsunuz. Eğer seçtiğiniz widgetlarda transparan arka plan kullanmak isterseniz bu durumda önce ana ekranı düzenleme modunda bir ekran görüntüsü almanız, sonra da bunu Manage menüsünden
Set Transparent Background sekmesine kaydetmeniz gerekiyor. Böylelikle ortaya çok daha güzel tasarımlar çıkarabilirsiniz. Marketten ücretsiz olarak indirebileceğiniz uygulamayı sınırlı özellikleriyle bedava olarak kullanabiliyorsunuz. Bence ücretsiz sürümü oldukça yeterli. Sizlerle paylaştığım tüm ekran görüntülerini bu şekilde elde ettim. Yok, üzerinde touch simgesi bulunan tasarımları da kullanmak isterim derseniz, bu durumda ister tek cihazlı ucuz seçeneği, isterseniz de iPhone ve iPad'lerde kullanabileceğiniz, yani çoklu cihaz seçeneğini biraz daha yüksek bir fiyata satın alabilirsiniz. Son olarak uygulamada maalesef Türkçe dil desteği bulunmuyor. Eğer tamamen transparan, yani içerisinde herhangi bir bileşenin olmadığı bomboş bir widget ekleyip ana sayfanızın kalabalıklığını azaltmak isterseniz, bu durumda Blank Widget tam aradığınız çözüm. Uygulamanın işlevi ve kullanımı son derece basit. Az önce widget'te olduğu gibi yine ana ekranı düzenle modundayken en sağdan boş bir sayfanın hem aydınlık mod hem de karanlık mod için ayrı ayrı ekran görüntüsünü alıyor. Sonra da buradaki sekmelere ekliyorsunuz. Artık ana sayfanıza küçük, orta veya büyük boyutlu widget seçeneklerden birini ekranın üst bölümüne olacak şekilde ekleyebiliyorsunuz. Böylelikle o bölüm sanki uygulama yokmuş gibi boş bir şekilde durabilecek. Uygulamayı marketten ücretsiz olarak indirip ana ekranınızın sadece üst bölümü için kullanabilirsiniz. Bence çok da gerekli olmamakla beraber tüm seçeneklere erişebilmek isterseniz de satın alım yapmanız gerekiyor. Son alternatifimiz One Widget'da yine içerisinde hem ana sayfa hem de kilit ekranı tasarımları barındırırken yanında uygulama kısa yolları, hareketli gifler, metinler, sağlık verileri, fotoğraflar veya sistem özellikleri gibi aklınıza gelebilecek her türlü bilgiyi veya içeriği veren widget seçenekleri de içeriyor. Bunlara ek olarak ana ekranınıza ekleyebileceğiniz widget ile güncel maç skorlarını bile canlı olarak takip edebiliyorsunuz. Bunlara ek olarak kilit ekranının havasını değiştiren bir sürü hareketli GIF seçeneğini de ekleyebiliyorsunuz. Türkçe dil desteği bulunmayan uygulamayı marketten ücretsiz olarak indirebilir ve sınırlı özellikleriyle bedava olarak kullanabilirsiniz. Bence yine gerekmemekle beraber isteyenler ücret karşılığında başta transparan widgetler olmak üzere diğer ücretle sunulan bütün özelliklerine sahip olabilir. Evet, umarım iOS 16 ile güçlü bir giriş yapan kişiselleştirme seçeneklerinin ilk bölümünü beğenmişsinizdir. Sizin farklı önerileriniz varsa da yorumlara yazabilirseniz sevinirim. Başta da belirttiğim gibi ikinci bölümde widgetler içerisinde kullanabileceğiniz en iyi uygulama önerilerini kaçırmamak için kanala şimdiden abone olup zil tuşuna basabilirseniz çok sevinirim. Üzerine bir beğeni ve yorum da çok süper olur. Teşekkürler. Haftaya farklı bir bölümde veya önceden paylaştığım diğer teknolojik içeriklerde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Kişiselleştirme yöntemlerinde anlattığımız YouTube kanalına Hemence başlayalım ama. Sütun ve ter... Ya da direkt uygulamanın o diğer girip bir kere katıp... Eğer bir seyirildim. Son olarak uygulamada maalesef Türkçe de